Futbolun şehirlerine bu hafta Türkiye'nin tam merkezinde Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri büyük önem taşıyor. Atatürk'ün emriyle burada kurulan mühimmat fabrikası Cumhuriyet'imize çok önemli katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kırıkkale'de futbol çok seviliyor ve Kırıkkale adeta futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Biz de Kırıkkale Spor ne durumda, hedefleri neler, üst liglerde neler yapabilir bunları araştırmak için buraya geldik. Tabii ki Kırıkkale'de buranın kültürel ve tarihi değerlerini de ekranlarınıza getireceğiz. Dediğimiz gibi kışa geldik artık, soğuk bir havada geldik, İç Anadolu'dayız. Hava hani deyim yerindeyse ısırıyor, güneş her ne kadar kendini yavaş yavaş gösterse de gerçekten soğuk bir hava var. Ama gezilecek, görülecek de çok yer var. O zaman hiç vakit geçirmeyelim ve Kırıkkale'yi hep birlikte gezmeye başlayalım. Kırıkkale'de Çeşnegir Kanyonu'nun üstündeki cam terastayız. Biraz sonra köprüyü de göreceğiz. Gerçekten çok güzel bir köprü. Ama öncelikle bu terasa çıkıp bu doyumsuz manzaraya bir de yukarıdan bakmak istedik. Cam teras çıktığınız zaman bütün kanyonu görebileceğiniz çok güzel bir nokta. Hatta burada yürüyüş için yapılmış yollar da var. O yollardan da eğer kendinize güveniyorsanız kanyonun altına kadar da inebilirsiniz. Tabii ki burada bir de kazı alanı var. Hemen arkamda gözüküyor karşı tepede. Burası da Büklükale kazı alanı. Ve Büklükale kazı alanında Japonlar yaklaşık 10 yıldır bir çalışma yürütüyorlar. Burada çok eski uygarlıkların yaşadığı biliniyor. Asurlular, Hititler, Helenistik dönem, Roma, Selçuklu, Osmanlı her dönemde burada bir yerleşim varmış aslında. Ve oradan çıkan eserler de şu anda Türk-Japon Ortak Müzesi'nde sergileniyor. Kaman'da, Kırşehir'de, Kaman'daki müzede sergileniyor. En önemli eserse oradan çıkan bir cam şişe. Anadolu topraklarında yapılmış ilk cam şişe olarak biliniyor. Pek çok eserin de çıkması bekleniyor Büklükale'den. Mimar Sinan yapımı Çeşnegir Köprüsü'nün üzerindeyiz. Kızılırmak üstünde Çeşnegir Köprüsü. İpek yolu üstünde olduğunu zaten söylemiştik. Aslında 12 gözlü ve uzunluğu 110 metre ilk yapıldığında. Yüksekliği yani şu an bulunduğumuz nokta, en yüksek noktası 18 metre. Genişliği ise 8 metre köprünün. Buradan çok rahatlıkla o dönem kervanlar geçebiliyorlardı. Bir İpek yoluna devam edebiliyorlardı. Bugünse köprünün üzerinden geçiş yok belki ama buraya geldiğinizde hem etrafta çok güzel tesisler var, seyir terasları var ve tabii ki muhteşem bir doğa var. Bunları görebiliyorsunuz Çeşnegir Köprüsü'nün üstünde. Kırıkkale'nin en önemli yerel lezzetinin tadına bakmaya geldik. Keskin tava ve önümüzde gerçekten çok güzel bir sofra var. Elvan Yıldırım'la birlikteyiz. Sağ olsun bize bu güzel sofrayı hazırlattı. Ama biz biraz da keskin tavanın özelliklerini ondan öğrenmek istiyoruz. Öncelikle açalım istiyorsanız çünkü böyle bir şey anlaşılmıyor. Tabii ki. Herkes görsün. Vay vay vay. İşte keskin tavamız burada. Öncelikle Kırıkkale, şirin şehrimiz Kırıkkale'ye geldiğiniz için şeref verdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bu keskin tava Kırıkkale'ye ait, Keskin'in ilçesi. Keskin'in ana vatanı Keskin'dir bu yemeğin. Yemek tarihçesi şöyle,
Keskin önce Ankara'nın bir ilçesiydi. Evet. Tabii ki Keskin'de büyük bir ticaret olurdu önceden. Ankara'dan, diğer illerden Keskin'e ticaret için gelen esnaflar, her esnafın tezgahının altında böyle bir tava vardı, bakır tavadan. Gelen misafirlerimize hemen kasaptan kuzu etini getirirler. Eti kasapta doğratırlar. En yakın fırına götürür. Misafirleri Keskin tavayla ağırlarlardı. Evet. Bu Keskin tavanın içindeki et zaten bizim kendi yöremizde, dağda, kendi besimizde yetişen hayvanların etidir zaten bunlar. Ya bu bölgenin hayvanlar olması lezzete etki ediyor tabii mu? Tabii ki. Bizim burası biliyorsun doğal, kırsal memleket. Evet. Doğal etimiz kekikle, arpayla beslenen hayvanlardan olan bir yemek bu. Bu yemeğin ham maddesi kuzu et olacak. Evet. Dana etinden olmaz. Kuzunun beliyle pirzolasından yapılır. Evet. Önce tabii ki kuzunun beli, pirzolası ayrılır. Bakır, önceki tabii bakır tepsi olmazsa bu alüminyumla, çelikle falan olmaz. Olmazsa olmazsa demir dövme bakır olacak bu. Bakır olacak. Evet. Evet. Tavanın altına önce tabanla kuyruk yağı sereriz. Üstüne etleri dizeriz. Etten sonra sarımsak, domates, biber, kekik, yöresel toz biberi, acı biberimiz döşenir. Kara fırın olmazsa yine olmaz. Hı. Bu yemeği kara fırında odun ateşinde pişmesi lazım. Peki üstü de kapatılıyor galiba değil mi pişerken? Evet. Üstünü kapatmasının sebebi şu. Etin lezzeti ve buharıyla et kendi kıvamında pişmesi için. Hı. Ana vatanı Keskin, yani Kırıkkale ilimize mal olmuş meşhur yemeğimiz bu. Evet. Bakalım biz de tadına bakacağız. Tekrar afiyet elinize sağlık. Afiyet çekiniz. Sağ olun. Kırıkkale'de şehir merkezindeyiz. Eski Kırıkkale evlerinin olduğu bir sokak burası. Aslında evler eski ama bu sokak yeni yapılmış burada. Neden yapılmış? Çünkü eskiden Kırıkkale'deki ve ilçelerdeki evlerin bir canlandırması şehirde de olsun istemişler. Ve eski ilçe yaşamının, eski köy yaşamının bir bakıma bir canlandırması şu anda burada. Bazıları şu anda kafe, bazıları da dükkan olarak kullanılıyor. Ama buraya gelip sokağa gezdiğiniz zaman eski Kırıkkale evlerinin nasıl mimaride yapıldığını görebiliyorsunuz. Aslında tabii Kırıkkale öncesinde bir ilçeymiş, Ankara'nın bir ilçesiymiş. O dönemde de Ankara'dan ticaret için buraya çok fazla gelip giden oluyormuş. Ve bu evlerde, bu konaklarda o zamanki adıyla hepsi konaklıyorlarmış. O dönemdeki yaşamı bugüne yansıtmak için, gençlerin biraz o dönemi anlaması için yapılmış bir sokak burası. Kırıkkale'nin en önemli yöresel ürünlerinden biri de süt şekeri. Süt şekeri nasıl yapılıyor ve süt şekerini kimler seviyor? Kırıkkale'de çok tercih ediliyor mu? Bunları Ursel Hanım'a soracağız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Kırıkkale Belediyesi'ne ait bir yer. Evet. İmalat yapılıyor ve satış yapılıyor. Ve evet. Süt şekeri de tam önümüzde. Ben daha önce hiç tatmamıştım. Tadına da bakacağız. Ama öncelikle nasıl yapılıyor onu öğrenelim. Öncelikle çiğ sütten yapılıyor. Süt, şeker ve kaynadıktan sonra bir limon sıkıyoruz, kıvam alıyor. Sonrasında bir çırpma işlemi var. Çırpma işleminden sonra ceviz katıyoruz, şekil veriyoruz. Afiyetle yeniyor. Sunuyoruz. Evet. Peki ne kadar zamandır Kırıkkale'de bu yöresel ürün olarak var? Ya aslında çok önceden yapılan bir şey. Biz yapalı 3-4 sene oldu. Hemen 4 senedir yapıyoruz.
çok eskiden yapılıyormuştu. Şimdi yeni biz başladık yapmaya. Unutulmuş mu bir dönem yani? Unutulmuş bir tattı. Eskiden annelerimiz, babaannelerimiz yapıyormuştu bayramlarda. Arefe günleri yapılıyormuştu. Şimdi biz yapıyoruz Kırıkkale Belediyesi desteğiyle, Kırıkkale Belediyesi olarak. Beğeniliyor. Hala evlerde yapılır mı peki bu? Şu an evlerde yapılmıyor. Yani eski tatlarda yapanlar olduğu için tabii ki eski tatlar bilenler geliyor. Anneannem yapıyor, babaannem yapıyordu diye. Şu an biz yapıyoruz. Satışta biz varız. Şu an belki de sizden görüp tekrar artık evlerde de yapmaya başladılar. Peki nasıl satış durumu? Kırıkkaleliler çok sever mi süt şekerini? Evet seviyor ve özellikle dışarılara giderken hediye olarak Kırıkkale adına gidiyor. Sevilen bir tat. Bir de katkısı falan olmadığı için tutuldu, güzel. Tamam, biz de o zaman bakalım tadına. Şöyle maskemizi çıkaralım. Ve süt şekerini sizin için tabii ki tadalım. Afiyet olsun. Gerçekten güzel. Her şeyle doğal diyebiliriz. Yani. Evet, doğal, kesinlikle her şeyle doğal. Doğal. Ben ikinciyi yerken bu çekime de burada son veriyoruz. Biz şu süt şekerini yemeye devam ediyoruz. Hasan Dede Türbesi ve Camii'nin önündeyiz. Ekrem Demirhan yanımızda, Hasan Dede torunlarından ve onu bize en iyi anlatacak kişilerden biri. Kimdir Hasan Dede? Aslı Muhammed Nestali, Ol İmam Takı'dan gelmiştir beyler. İbrahim bin Şık Yakıp'ın oğlu Hasan Dede. Keramet sahibidir, profesördür. Hangi dönemde yaşamış Hasan Dede? 1489'da dünyaya gelmiş, 25 yaşında buraya gelmiş. Anadolu'ya gelince Anavarzalara gelmiş. Evet. Anavarzalara gelince Kadirli kazasının orada Anavarzalar Kalesi var. Orada bütün aşiretler oraya toplanmışlar. Aşiretleri birbirlerine kırdırmışlar. Yani sen sana, sen ona tutmuşlar. Bunlar harp ederken Hasan Dede'nin babasına Şık Yakıp'a haber gitmiş. Demiş ki biz burada perişan olduk, birbirimizi kırıyoruz. Ne yapacağız? O da Hasan Dede'mi göndermiş buraya. Hasan Dede'm geldiğinde bunları hepsini toparlamış, aşiret şehitlerini birbirine müsahip yapmış. Alevlik'te müsahip vardır. Evet. Müsahip yapmış, müsahip yaptıktan sonra kimse kimseyle kavgayı kesmişler. Yani bu arada bir lideri olmuş. Lider Hasan olmuş. Evet. Bu arada da padişah bu demiş ki ya burada kavgalar oluyordu. Hı. Ne oldu demiş Kanuni. O da demişler ki Hasan Dede biri geldi şeyden Azerbaycan'dan. Evet, sonrasında Azerbaycan'dan geldi. O bizleri bunları müsahip yaptı. Osmanlı'da da vardı daha önce müsahip. Evet. Efendim mesela müsahip yaptı. Şimdi kavgaları durdu. O zaman o adamı bana getirin. Hmm. Padişah emrediyor. Hasan Dede'ye şey geliyor, vezir geliyor. Efendim mesela seni padişah istiyor. Peki diyor, geliyor şeylere, arkadaşlara, aşiret sahiplerine. Beni diyor padişah istedi, ben oraya gitmem gerekiyor. Yalınız gönül ister ki her kabineden de 3-5 kişi, birkaç kişi olsun ki kalabalık gidelim. Evet. Ve veriyorlar 250 kişi, veriyorlar 250'yle yola çıkıyor Hasan Dede. Şeye varana kadar, İstanbul'a varana kadar 400 kişi oluyor. Tabii bu kitaptan okudum ben bunu, yazmışlar. Oradan geliyorum, Kanuni bunları Seyyid Ahmet Deresi'ne büyük bir çadır kuruyor. Evet. İstanbul'da Üsküdar'ın beri yanında Seyyid Ahmet Deresi'ne. Aşireti oraya yerleştiriyor, kendini alıyor, saraya gidiyor. Hı. Hasan Dede'm buraya dönmüyor, padişahın yanına gelmiş. Evet. Padişah kalelerin anahtarını vermiş, evet, harp etmeden. Fatih'i harp etmişler ya, kaleleri verince Hasan Dede demiş ki sana Üsküdar'dan nereye istiyorsan vereyim, Seyyid Ahmet Deresi'nin aşiretine vereyim. Hmm. O da demiş ki peki demiş, gelmiş aşiretlerine sormuş, aşiretleri demiş ki biz konar göçeriz. Biz yazın dağa çıkarız, kızın kışın ovaya ineriz, biz burada duramak, biz gideceğiz. O da geri gitmiş padişaha emret, demiş ki padişahım böyle böyle diyorlar. Ne yapalım, gideceğiz, gidecek misin, gideceğiz, yalnız bize bir yer ver. Ankara kazası, Kırşehir bilmem nesi, Kırşehir'in kariyeri, üç kol. Üç kol mevkiinde
Teke Sakalı deyip buranın yerini göstermiş. Ve buranın tapusunu da Hasan Adam'a vermiş. Evet. Bütün askerini de toplamış gelirken demiş ki bana bir cami yaptıracaksın. O da demiş ki ya cami yaptırayım, parasını ben vereceğim. Mimar Sinan'ın adamlarından adam vereceğim. Biz niyaz ehliyik, namaz ehli değilik demiş. Aleviyiz koya dediğini söylemiş. Biz niyaz ehliyik. Ondan sonra o da demiş ki yok cami yaptıracaksın. Bunlar demek ki biraz münasebe eder gibi etmişler. Oğluyum birini vesak koyacaksın buraya demiş. Evet. Mustafa diye Halil iki oğlu var. Evet. Birini vesak koymuş oraya. Parayı da vermiş camiyi yaptır ben sana buradan oğlunu gönderiyorum. Evet şu anda da zaten hem türbesi burada hem de çocuklarının türbesi de hemen yanında. Yanında. Hem de Mimar Sinan'ın çıraklarından birini yaptığı, biri yapmış, yaptığı evet. Cami de burada. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir şey sağlık. Değil. Daha çok boşmuş var diye işte onu anlatmadın. Kırıkkale Spor'un eski dönemini konuşmak için iki değerli hocamız yanımızda. Hidayet Elvan ve Battal Sarıca. İkisi de Kırıkkale Spor'un o Süper Lig'de, o zamanki adıyla 1. Lig'de oynadığı dönemleri ve hatta kuruluşunu çok iyi bilen iki hocamız. Onlarla da zaten bu dönemleri konuşacağız. Öncelikle tabii Hidayet Hoca ile başlayalım. Kırıkkale Spor'un ilk kuruluşuna kadar gidelim hocam. Kulüp nasıl kuruldu? Sonrasında ilk yıllarında neler yaşandı? Sizden dinleyebilir miyiz? Kırıkkale Spor 1967 senesinde İdman Yurdu takımını profesyonel yaparak Kırıkkale Spor olarak görev yaptı. Bir de ikinci sezonda Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nın bir takımı vardı. Kırıkkale Gücü ismi altında. O takımla birleştirerek Makine Kimya Kırıkkale Spor ismini aldı. O sezon 67-68-69 sezonu, 67-68 sezonuydu. Başımızdan bir felaket geçti yani. Felaket diyoruz biz buna. Tarsus maçı. Evet. Hadiseli bir Tarsus maçı geçmişti. Tarsus maçından sonra birçok futbolcularımız ceza aldı. Ve o sene ikinci sezon biz Ankara'da 19 Mayıs'ta maçlar oynadık. Sabah 9.30'da. Her pazar bir içeride bir dışarıda olmak üzere Kırıkkale sahası kapalı olduğu için evet. Maçlarımızı Kırıkkale 19 Mayıs spor sahasında sabahleyin 9.30'da oynardık. Bu da bir ceza bir nevi. Tabii bir ceza ve seyircisiz. Buna rağmen Kırıkkale seyircisi kapalı kapıların arkasında bizi alkışlarlardı. O sezon çok sıkıntı çektik ve o sene ikinci sezonda cezaları biten futbolcular tek tek takıma dönerek biraz daha kuvvetli kaldık ve 3. ligde o sezon kaldık. Ondan sonraki sezonun akabinde Kırıkkale Makine Kimya Kırıkkale Spor ikinciliğe terfi etti. Kırıkkale ben futbolu o sezon bıraktım ve genç takımı hoca olarak göreve başladım. Bu Süper Lig'e giden yolu kısaca özetlemek gerekirse. İşte buradan kaynaklanarak gitti. Bizim çok güzel Kırıkkale'li bir şeyimiz vardı. Genç takımımız vardı. Türkiye şampiyonu olduk biz. Evet. Kırıkkale Spor. Aslında işin temelini siz attınız tabii, biraz. Tabii. Ben kurduğum bir takımla Türkiye şampiyonu oldu. Afyon'da oynadık. Afyon grup şampiyonu olarak. Grubumuzda da çok güzel takımlar vardı. Kayseri Spor ve Gaziantep Spor. Öbür grupta da Fenerbahçe, Bursa Spor, Tekirdağ Spor vardı. Biz grup şampiyonu olduk. Fenerbahçe grup şampiyonu oldu. Fenerbahçeli Cem'in, sol bek rahmetli Cem'in takımda oynadığı sezon. 64-65 o sezon. Biz onları da yenerek grup şampiyonu olduk. Isparta'da Altay'la oynadık. Altay'daki bir yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Ve ilk defa biz ilçe takımı olarak yurt dışına çıkma şeyini aldık. Türkiye'yi İran'da yapılan bir turnuvada Türkiye'yi temsil ettik. Biraz Battal hocama da konuşalım. Sonra tekrar döneriz size. Aslında
en başarılı dönem olarak o hani Süper Lig dediğimiz dönemde oynadığı zaman buraya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar maç yapmaya geldiler. Evet. Hatta bir Türkiye Kupası var galiba, Galatasaray'ı elemiştiniz. Fatih Terim'in de oynadığı bir maç. Öyle mi? Tabii Galatasaray maçı. Biraz sizden dinleyelim. Galatasaray maçında biz o dönemde ilk defa Süper Lig'e çıkmanın heyecanıyla ikinci ligden gelen takımımızı koruyarak birkaç transferle devam etmeye çalıştık. Fakat bu arada tabii ki Süper Lig'e ısınmak çok zordur. Süper Lig'in kalitesini herkes bildiği için oturmuş takımlarla oynuyorsun. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe. Kupada da Galatasaray bize düştü. O maçta Galatasaray elediğimiz maçta da Fatih Terim oyundan atılmıştı zaten. Hmm. İlk defa Kırıkkale olarak gerçekten bir Galatasaray'ı yenmenin keyfini bambaşka olduğunu orada gördük ve hissettik yani bunu. Bu arada Beşiktaş'ın haricinde sahamızda hepsini misafir ettik. O maçta cezalıydık. Hmm. Biz o maçı dışarıda oynadık. Beşiktaş'ı ilimizde misafir etme şansını yakalayamadık. Ama hocamın da biraz önce söylediği gibi kaliteli bir altyapının yapıyla birlikte Süper Lig'den düştükten sonra o altyapıdan gelen çocuklarla bir 10 yıl devam ettik. Kadromuzda en az 7-8 tane Kırıkkale'li çocuğun yer aldığı ve devam ettiği dönemlerde şu anda azalmış durumdalar. Neden? Altyapı potansiyelinde bir sıkıntı var. Onun giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O dönemlerde şöyleydi. Az olsun, güzel olsun, başarı olsun, bizim olsun sloganı bütün kulüplerde hakimdi. Buralar biliyorsun Anadolu takımlarının çilesi, sevinci hep aynıdır. Değiştiremezsiniz. Kırşehir, Yozgat, yakın illere baktığınız zaman aynı duyguları, aynı yaşantıyı paylaşırız. Bununla birlikte Süper Lig'de biz Trabzonspor'la yaptığımız bir özel maçta çok büyük fark yemiştik. Ama ikinci maç çok kaliteli geçti. Trabzon o maçta bizi zorlanarak yendi. Bir Fenerbahçe ile ilk maçı oynamak toprak sahada, o stadyuma girmek, Fenerbahçe'de Cemilleri, Alparslanları, o dönemde Datkuları seyretmek için ağaçlara çıkan insanları, stat kapısını zorlayanları ve Fenerbahçe'nin o gün bize 4-0 gibi farklı bir mağlubiyet göndermesi bile bir eğlence geldi bize. Çünkü ilk kez büyük bir takım misafir ediyorsunuz. Çok farklı duygular yaşadık. Hayalinizdeki futbolcuları, teknik adamları izliyorsunuz. İzlerken de kendi takımınızdan çok onlara bakıyorsunuz yani. Biraz öyle mi oluyor sadece? Tabii ki yani ilk kez olduğu zaman öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca röportajı da çok alışık olmadığınız bir yerde yaptık. Evet. Yedek kulübesine. Gerçi siz hoca olarak alışıksınız ama burada alışıyorsunuz. Futbolculuk zamanınızda pek burada oturmamışsınız anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yetmiş Birli Genç Kırıkkale Spor Taraftarları Dernek Başkanı Erdar Aydın ve hanımım Sevim Ana, Kırıkkale Spor'un Sevim Anası. 1974'ten beri bu aşk devam ediyor bende. Tabii ki Türkiye'de bir ilk ilçe takımı, efsanelerle dolu Süper Lig'e çıkmış bir ilçe takımı olarak o zamanlardan beri taraftar olarak başladık ama sonra da dernek başkanına kadar yükseldik. Ama bu takım her zaman şampiyonluğa inanmış, taraftarlarıyla beraber, bürokrasiyle, sayın valimizle, belediye başkanımızla, herkesle bu sene Allah izin verirse şampiyon olacağız. Ama ki takıma tabii ki destek lazım. Tabii ki valimiz, Kırıkkale'de duran iş adamları, Kırıkkale'de ekmek kazanan herkese çağrım var. Kırıkkale sporumuza herkes destek yapsın. Destek olsun ve Kırıkkale sporumuz bu üçüncü kere ayık değil. En aşağıya birincilikte olması lazım. Ben Muhafızlar Taraftar Grubu Mustafa Tat. 2001 yılından beri hemen bütün maçlara giderim. Elinden geldiği kadar da seviyorum Kırıkkale sporumuzu. Yani canı gönülden destekliyoruz. İşte belediyemiz olsun, yani valiliğimiz olsun, sağ olsunlar herkes destek veriyor. Ya buradan benim çağrım bütün taraftarlarımıza, Kırıkkale şehrine takımına sahip çıksın. Şu güzel stadyumumuzu dolduralım. Kırıkkale Spor tek bizim desteğimizi bekliyoruz taraftarlarımıza. Öncelikle şehrimize, şehitler diyarı Kırıkkale'mize hoş geldiniz diyorum size. Ben Daltonlar Taraftar Grubu temsilen buradayım.
Kırıkkale'mizin dediği gibi buraları hiç hak etmiyoruz. Gerçekten yani bu 3. ligi, 3. ligi hiçbir şekilde hak etmiyoruz. Bizim yerimiz en azından 1. lig. Erdal Başkanımızın da dediği gibi lütfen bu takımımıza sahip çıkalım. Bu takımımızı üst liglere taşıyalım. Kırıkkale'de Keskin'de Rahmi Pehlivanlı Sanat Evi ve Müzesi'ndeyiz. Selda Şarlıyan yanımızda, gönüllü mihmandar. Tabii ki Rahmi Pehlivanlı'yı Selda Hanım anlatacak ama aslında onu tanımayan yoktur sanat çevresinde, hatta tüm Türkiye'de. Kralların ressamı olarak bilinen, evet, ve çok önemli kariyere sahip bir değerimiz aslında. Kesinlikle. Ben Rahmi Pehlivanlı'yı yıllar önce İstanbul'da eğitim gördüğüm Erzurumlu hocamdan duydum. İlk portre resmimi yaptığım zaman kendisi bana dedi ki, Rahmi Pehlivanlı'yla bir akrabalığınız var mı? Yok hocam dedim, o da Keskinli dedi, dünyaca ünlü. Ve benim idolüm oldu. 12 yıl sonra ben hayallerime kavuştum. Hep hayalim onun hayalini gerçekleştirmekti. Onun hayali neydi? Birçok sıkıntıdan sonra resim yapmasının günah olduğu söylenip çocukken zorluklar çektikten sonra bu evde doğuyor, bu evde yaşıyor. 35 yaşları civarında Ankara'ya gidiyor. Hem tüccarlar hem de resmini geliştirmek için. İlk evliliğinden ayrılıyor. Sonrasında ikinci evliliğini Nurhan Hanım'la yapıyor. Burada görev yapmış bir emniyet müdürü. Erzurum'da Nene Hatun'un tablosunu yapması için kendisini davet ediyor. Bir hafta kalıyor, ondan sonra meşhur oluyor. Celal Bayar'ın, 24 tane kralın, prensin, kraliçelerin tablolarını yapıyor ve kralların ressamı olarak anılıyor. Keskin aşığı bir insan, 2-3 tane projesi var. Bunlardan birisi bir vakıf kurup, bu evde işte yardıma muhtaç ama yeteneği olan çocuklara kurs verilmesini, bir de bir tatil köyü yapıp işte Devremülk gibi 10-15 günde bir kalacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelecekler. Keskin'e gelir bırakacaklar ve Keskin şenlenecek diye düşünüyor. Kalkınacak, işte gelişecek. Ki o yıllarda nüfusumuz 35 binmiş Keskin'in nüfusu. Evet, peki biraz Rahmi Pehlivan'dan bahsedecek olursak yaptığı resimlerle aslında tüm dünyaya girmiş. Mesela Vatikan'da var. Evet. Floransa Müzesi'nde sergilenen bir eseri var. O nedenle zaten Papa'dan da bir ödül alıyor. Bu şekilde bütün dünyanın tanıdığı bir ressam. Onunla ilgili, kariyeriyle ilgili başka neler aktarabiliriz? Şu andaki mesela tabloların replikaları var burada. Evet. Orijinalleri de sonra bir yerde sergilenecek mi? Müze açıldıktan sonra, Kırıkkale Müzesi açıldıktan sonra büyük ihtimalle hepsi korundukları yerden çıkartılıp tüm dünyanın hizmetine sunulacak. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ne demek? Kırıkkale'de Keskin'de merkezdeki eski fişekhanedeyiz. Şu anda biraz atıl bir durumda. Son döneminde okul olarak kullanılmış ama asıl burası İstiklal Savaşı'nda çok büyük bir öneme sahip noktaymış. Adından da anlaşılacağı gibi fişekhanede Kurtuluş Savaşı'nda savaşan ordumuz için mermi üretiliyormuş. Günde yaklaşık 70 bin merminin burada üretilebildiği söyleniyor. O mermilerin üretiminde de ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar çalışıyor. Kadınlar mermilerin üretimini yapıyor. Çocuklar ne yapıyor? Mermiler zaman zaman silahlara büyük geldiği için o mermilere çentik atma görevi de çocukların. Türk ulusu milli mücadelede kurtuluş için kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, herkesiyle çalıştı. İşte burası da onun çok güzel bir örneği aslında. Burada üretilen mermiler cepheye nasıl ulaştırılıyor?
2. Abdülhamit döneminde yakında yapılmış bir demir yolu var. Oraya giderse şanslılar. Ama eğer oraya gittiklerinde orada herhangi bir tren yoksa, işte o zaman buradan Polatlı'ya kadar karnılarla mermiler taşınıyormuş. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı Kurtuluş Savaşı'nda. Çok büyük cefa çekildi ama bir ulus böyle kurtuldu. İşte Keskin'deki bu fişekhane de onun en güzel örneklerinden biri. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikteyiz. Hem Kırıkkale'yi hem de Kırıkkale'deki sporu konuşacağız kendisiyle. Öncelikle tabii şehirle başlayalım. Evet. Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri Kırıkkale. Siz şehrinizi nasıl anlatırsınız bize? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Silaha adını veren şehir Kırıkkale'ye hoş geldiniz. Kısaca bir cümleyle Kırıkkale'nin önemini anlatmak istedim. Kırıkkale bir cumhuriyet şehridir. Geçmişinde yerleşim yeri değil burası. Ama silah fabrikalarının Kırıkkale'ye kurulmasıyla birlikte oluşmuş bir şehirdir. Biz en yeni şehirlerden birisiyiz. 89 yılında da vilayet olduk. Bu manada Türkiye'nin savunma sanayinde çok önemli bir yeri olan bir şehirdir Kırıkkale. Peki, konumuz tabii spor. Evet. Ama ben öncelikle herkes için sporu soracağım. Evet. Şehirde herkesin sporu yapabilmesi için ne gibi imkanlar var? Evet. Bu görmüş olduğunuz saha aynı zamanda halkımıza da açıktır. Gece de dahil olmak üzere vatandaşlarımız burada spor yapabiliyorlar. Kapalı yüzme havuzumuz ve kapalı spor salonlarımız var birkaç tane. Şimdi yakın zamanda inşallah bu yıl 2022 yılında ihalesi yapılacak yeni büyük bir spor kompleksimiz de harekete geçiyor. İnşallah en kısa zamanda da inşaatını tamamlayacağız. Kırıkkale'li vatandaşlarımızın, spor severlerin hizmetine sunacağız. Bunun yanında yürüyüş yolları var tabii şehrimizin muhtelif yerlerinde. İnşallah kısa zamanda da yeni ihalesini yapmış olduğumuz mahallelerimize de yaymak suretiyle yürüyüş yolları yapıyoruz. Gençlerimiz için bizim mahalle konaklarımız var. Bu mahalle konaklarımızın içerisinde gençlerimizin işte PlayStation'dan tutun langırtına kadar bilardo oynayabilecekleri yerlere kadar bir 14 tane mahalle konağı, bunun 5 tanesi şu anda hizmette. Mahalle konağımız da inşallah bu yıl içerisinde hizmete giriyor. Ve onların hemen yanında da basket ve voleybol sahalarımız. Evet. Onlarla birlikte inşallah bu yıl içerisinde de hizmete girecek. Ve tabii futbol, yani en tabii çok sevilen spor belki de. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor. Şu anda üst liglere çıkma mücadelesi veriyor. Evet. Şunu sorayım, futbol şehri midir Kırıkkale? Kesinlikle. Kırıkkale'nin futbol taraftarı oldukça fanatik de bir taraftarı vardır. Geçmiş dönemlerinde biz ilçeyken 1. Lig'de, Süper Lig'de oynamış bir takımız. Sonradan düştük ama şimdi tekrar büyük bir ivmeyle yukarı doğru gidiyoruz. Şu anda 3. Lig'deyiz ve ligimizde 2. sıradayız. Sağ olsun başkanımız da büyük bir gayretle takımı daha yukarıya çıkartabilmek için çaba sarf ediyor. İnşallah hak ettiği yerlere tekrar gelecek Kırıkkale Spor. Son olarak hayalinizde neresi var bu takım için? Hiç şüphe yok ki Süper Lig tabii ki. Biz onu çok istiyoruz. İnşallah da oraya ulaşacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Teknik Direktörü Nihat Baran'la birlikteyiz. Hocam, siz de bir Kırıkkaleli olarak burada futbolun gelişimini, son durumunu en iyi bilenlerden birisiniz. Takımı da konuşacağız ama öncelikle şunu sorayım. Kırıkkale bir futbol şehri midir? Yani Kırıkkale'yi bilmediğiniz bu sorudan bir. Kırıkkale Spor olmazsa olmaz bir futbol şehridir. Kırıkkale Spor'un olmazsa olmazı taraftarıdır. Kırıkkale Spor 1967'de kurulan bir kulüptür. 1967'den bugünümüze kadar vazgeçilmez tek unsur Kırıkkale'de taraftardır. İnanılmaz bir taraftarımız vardır. Bugün burada en son Bal Ligi'nde oynanan bir zara maçı vardı ki kayıtları var, elde edebilirsiniz. Muhteşem bir taraftar, Süper Lig'de bile olmayan bir taraftar grubu.
Kırıkkale sporunun yani olmazsa olmazı taraftarı. Muhteşemdir. Yani görmenizi tavsiye ederim. Maç olduğu gün hayat durur mu yani Kırıkkale'ye? Kesinlikle. Hele şu atmosferde bugüne kadar son yıllarda Kırıkkale Spor sağ sonuçlar açısından biraz düşüşe geçmiş pozisyondaydı maalesef. Ama Kırıkkale'de son 2 yıldır geçen yıldan bu yana sağ olsun belediye başkanımız olsun, kulüp başkanımız olsun, kulüpte bir düzelme söz konusu. Bunu bayağı bir hissetti. Taraftar da hissetti. Bizler de hissettik. Peki bir dönem yine oynadığı Süper Lig'e Kırıkkale Spor bir gün dönebilir mi? Biz ümitliyiz. Zaten bütün çabamız Kırıkkale Spor hak ettiği yerlere. Kırıkkale çünkü sizin de programınızın adında olduğu gibi futbol şehri. Kırıkkale'de olmazsa olmaz, vazgeçilmez tek şey vardır Kırıkkale Spor. Onun haricinde Kırıkkale'de şehir her şeyden vazgeçmiştir ama bir tek şeyden vazgeçmez Kırıkkale Spor. Onun için de bizim hedeflerimiz, bütün hayalimiz Kırıkkale Spor'u eski o güzel günlerine döndürmek. Biz de kendi çapımızda bunun için ne yapabilirsek, Kırıkkale'ye ne katkı sağlayabilirsek bizim için en büyük kazanç bu olur diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. Sizler de Kırıkkale'mize, Kırıkkale şehrimize hoş geldiniz. Bizlere tamam. Bu fırsatı verdiğiniz için, Kırıkkale sporumuzu, Kırıkkale şehrimizi tanıttığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Başkanı Veli Uçay ile birlikteyiz. Başkanım, takım bu sezon iyi gidiyor şu ana kadar. Peki şunu sorayım ben. Hem kısa vadede yani bu sezon için hem büyük, uzun vadede Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'un hedefleri nedir? Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu an tam Türkiye Cumhuriyeti'nin göbeğinde bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere Kırıkkale şehrimiz doğuyla batı illerini birbirine bağlayan tüm geçiş noktası olan bir ilde bulunuyoruz. Futbol aşığı bir şehirde bulunuyoruz. Takımla ilgili biraz bilgi vereyim ben size isterseniz. Geçen sezon Bal Ligi'nden profesyonel lige çıktık. Tabii Bal Ligi derken Kırıkkale'de öyle bir seyirci kitlesi var ki Bal Ligi'nde dahi 15 bin seyirci taraftar grubunun önünde maç yapan bir Kırıkkale Spor'dan bahsediyorum. Böyle bir futbol aşığı bir şehir. Çıktıktan sonra kısa bir zaman çerçevesi içerisinde geçen sezon takımı 3 gün gibi kısa bir zaman içerisinde takımı kurduk ve amacımız ligi orta seviyelerde bitirmekti. Tabii bunu da başardık. Hocalarımız sayesinde, topçularımız sayesinde. Bu sezon amacımız şampiyonluk hedefiyle lige başlamaktı. Şu anda da hedeflerimiz doğrultusunda kazasız belasız götürüyoruz. Bu saatten sonra da işi sıkı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Kırıkkale'ye yakışan bir şekilde, taraftarımıza yakışan bir şekilde ligi de birinci sırada bitirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz o doğrultuda. Çalışmalarımız o yönde. Son olarak şunu soracağım. Unutamadığınız bir maç var mı? Kırıkkale Spor'un başkanı olduğunuz dönemde. Şimdi bu sezon için soruyorsanız Ordu maçı, bundan 3 hafta önce Ordu Spor'la maçımız vardı. Hatta Türkiye gündemine de yaşanan bazı olaylardan dolayı Türkiye gündemine de oturdu. İşte Kur'an-ı Kerim parçalarını atma falan tarzında. Ne yazık ki evet. Tabii öyle bir şey yoktu. Yani yok derken bilinçli bir şey yoktu. Biz de oradaydık. Yani oradaki taraftar grupları bilinçli yapmadılar bunu. Ben gözlemlediğimi söylüyorum. O maç bizim için çok önemli. Dönüm maçımızdı. Yani bizim ileriye mi yoksa geriye mi gideceğimiz o maç bizim için çok önemliydi. Bir de akşam maçıydı. Artı Ordu Spor'un yeni bir stadı var. Stadın açılış maçıydı. O ayrı bir heyecan kattı. Futbolcularım sağ olsun bizim orada kafamızı yere diktirmediler. Hatta ben orada çok net bir konuşma yaptım maçtan önce. Dedim çocuklar bakın eğer fikstüre baktıysanız, bizim geçmiş maçlarımıza baktıysanız deplasmandaki 4 maçımızın 4'ü de beraberlikle bitti. 0-0 bitti. Şu anda ligin en az gol yiyen takımıyız. Evet. 11 maçta 3 tane gol yedik. Çocuklara ben şöyle bir konuşma yaptım. Dedim çocuklar 0-0 istemiyorum. Bu maçla ilgili bir sizden beklentim. Çıkın ya 4 tane yiyin ya da 4 tane atın dedim. Çocuklar da çıktı 4 tane attı. Bu maç benim için gerçekten hem önemli hem de yeri doldurulamaz bir maçtı. Evet, gerçekten de konuşma etkili olmuş o zaman. Yani bilmiyorum artık konuşmanın etkisi oldu. Ama çocuklar güzel futbol sergiledi. Evet.
Yani Ordu Spor maçı benim için çok önemliydi. Zaten o maçtan sonra da bizim çıkışımız devam etti. 4-4 yaptık son Ordu maçından sonra. Bundan sonrası için de başarılar dileyim size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Kırıkkale Spor'a vakit ayırdığınız için. Tabii ki çalışmalarımızı izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kaptan, öncelikle şunu sorayım. Kırıkkale bir futbol şehri mi? Futbolla olan ilgi nasıl burada? Burada futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Adeta hani maç zamanı şehir merkezinde herkes formalarını, atkılarını giyip maça geliyor. Çok iyi bir destek var bize de. Allah'ın izniyle de iyi gidiyoruz. Daha iyi de olacak yani. Taraftarın desteği çok iyi bize şu anda. Peki bu sezonu sorayım. Özellikle az gol yemesiyle dikkat çekiyor Kırıkkale bu sezon. Sen bunu neye bağlıyorsun ve bu sezon hedefler ne? Öncelikle bu sezon hedefimiz bizim inşallah şampiyon olmak ama tabii olamasak da canımız sağ olsun en kötü playoff oynarız diye tahmin ediyoruz. Ligin en az gol yiyen takımı da biziz, evet. Genel profesyonel liglerde 2. sıradayız. Sakaryaspor en az gol yiyen takım şu an 2 golde. Yani gol yemek sadece savunmayla alakalı değil. Bütün takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Golü de birlikte atıyoruz. Savunmayı da birlikte yapıyoruz. Ondan hani memnunuz yani. Az gol yemekten dolayı memnunuz. Son olarak şunu soracağım. Bir kaptan olarak takımdaki arkadaşlığı, birlik bütünlüğü nasıl görüyorsunuz bu sezon? Vallahi abi şöyle, takımda birlik beraberlik çok iyi. Yani her takımda sıkıntılar oluyor bazen ama bizim takımda şu ana kadar olmadı. Zaten birlik ve beraberliğimizin iyi olmasının sebebi de lige yansıyor. O yüzden birlik ve beraberlikte bir problem olduğunu düşünmüyorum şu an. Kırıkkale'de Keskin'deyiz. Hacı Taşan Müzesi'ndeyiz. Halk ozanı Hacı Taşan kim? Öncelikle ondan bahsedelim isterseniz. Muharrem Ertaş, yani Neşet Ertaş'ın babası, Hacı Taşan'ın ustası. Aynı zamanda da Hacı Taşan da Neşet Ertaş'ın ustası. Bu şekilde bir gelenekle bu kültür, bozlak kültürü devam etmiş ve Neşet Ertaş'a hocalık yapmış. Hacı Taşan pek çok eseri de seslendirmiş ve kazandırmış bir halk ozanımız. Baktığınız zaman aslında abdal kültürü ve keskin bozlağının üstadı, piri de diyebiliriz Hacı Taşan için. Müzeye geldiğiniz zaman onunla ilgili pek çok fotoğrafı, hatta burada bir maketini, ki maketi açtığınız zaman aynı Neşet Ertaş Müzesi'nde olduğu gibi burada da Allı Turnam'ı ondan dinleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu kültür çok önemli. Bu yörede en çok dinlenen, sevilen bozlaklar işte bu tip üstadlarla hepimize tanıtıldı. Dediğim gibi Allı Turnam belki hepimizin en çok bildiği eseri ama pek çok plağı, kaseti çok sayıda dinlenmiş. Yurt içinde ve yurt dışında da çok sevilen bir halk ozanı. Aslında içinde bulunduğumuz binadan da biraz bahsetmek gerekirse burası Taş Mektep. 2. Abdülhamit döneminde iki tane yapılmış bu Taş Mektep'ten. Biri İstanbul'da, biri de burada. Öncelikle kız yurdu olarak açılmış. Kız yurdu olarak açıldıktan sonra burası okula dönüştürülmüş. Okul olarak da çok uzun bir dönem hizmet vermiş. Ve yakın dönemde de bu bina, dışı da çok güzel aslında, Hacı Taşan Müzesi'ne dönüştürülmüş. Ve o tarihten bu yana da yine Hacı Taşan Müzesi olarak da hizmet veriyor. Hem binasıyla hem içinin hikayesiyle çok güzel bir yerdeyiz. Tabii şimdi buraya gelmişken bozlak dinlemeden, buradaki üstadları dinlemeden olmaz. İsterseniz biz de programı buradaki üstadları dinleyerek kapatalım. Arabam devrildi, kaldım burada.
Gördük eskiniz, acı taşan biriniz. Cenneti keskiniz, acı taşan birimiz. Evde saz dilde türkü, cümleden hoş geldiniz. Cümleden hoş geldiniz. Evde saz dilde türkü, cümleden hoş geldiniz. Cümleden hoş geldiniz. Konuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umutlu günümüze şeref ve ağzınıza sağlık gerçekten. Bu hafta futbolun şehirlerini Kırıkkale'de, Keskin'de Hacı Taşan'ın yeğenleri Taşan kardeşlerle birlikte kapatıyoruz. Bu programda Kırıkkale'nin kültürel tarihi değerlerini sizlere tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda Kırıkkale Spor ne durumda, hedefleri neler, onları öğrendik ve bundan sonra neler yapacaklarına dair bir yol haritası çizdik. Ama tabii Kırıkkale'de, Keskin'de olunca da Hacı Taşan Kültür Merkezi'ne gelmeden olmazdı. İyi ki de gelmişiz. Bu sayede programı bir müzik ziyafetiyle kapatma şansı bulduk. Futbolun şehirlerinde önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Ama biz müzik ziyafetine devam edelim. Onlardan da bir eser daha rica edelim. Yeah.